Arkadaşlar hepinize merhaba, benim adım Tunahan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Finaller bitti, ben de o yüzden boş vakit buldum ve ODTÜ Öğrenci Tanıtım Rehberi serime devam edeyim dedim. Bugün spor alanlarını ve okuldaki spor imkanlarını konuşacağız. Çok güzel bir site buldum. Bir fazla uzatmak istemiyorum, hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bulduğum site bu. Google'a ODTÜ Maps yazarsanız siz de ulaşabilirsiniz. Keşke daha önceden bilseydim de size bu siteyi gösterseydim. Hatırlarsanız burası bizim güzel mi güzel okulumuz. Bu sitede belli başlıklar altında önemli yerleri etiketlemişler. Mesela kütüphanelere tıkladığınız anda okuldaki kütüphaneleri size gösteriyor. Gayet kullanışlı. Biz bu videoda spor alanlarını inceleyeceğiz. E, haritada olmayan özel yerlerden ben de bahsedeceğim. Mesela baktığınızda burası batı yurtlar burası doğu yurtlar. Genellikle değil hatta yani bir tane istisna haricinde bütün spor yerleri doğu yurtlarında. Çünkü e, önceki videolarda bahsetmiştim. Genel olarak nüfusta doğu yurtlar tarafında ve işçi blokları tarafında. E, batı blokları üzülmesin, batı yurtları. Burada Teknokent Spor Salonu adı altında bir e, yer var. Burada ben bir tek e, bodybuilding kısmına gitmiştim. Burada. Yani bodybuilding dediğime de bakmayın. İşte bu ağırlık kaldırabildiğiniz vücut geliştirme yeri var. Ben bir tek oraya gittim. E, basketbol sahası da var bildiğim kadarıyla. Hiç emin değilim. E, o yüzden burası hakkında fazla bilgi veremeyeceğim. Onun dışında e, genel olarak kampüsün yaşam alanındaki... E, spor yerlerini inceleyelim. Mesela çok fazla tenis kortu var. Yani bu kadar tenis oynayan var mı? Ben bilmiyorum. E, bildiğim kadarıyla bunlar paralı. Bu tenis kortlarında nasıl sıra alınıyor onu bilmiyorum. Şunlardan bildiğim kadarıyla büyük spor salonuna gidip e, rezerve etmeniz gerekiyor. Aynı halı sahadaki mantık. E, para alınıyor bildiğim kadarıyla. Hiç çünkü hiç oynamadım ben tenis kortu. O yüzden e, kesin bir şey söyleyemeyeceğim. E, bunlar kullanılmayan tenis kortları. Yani bunlara parasız girebiliyorsunuz ama bunlar daha nasıl söyleyeyim Özenilmiş mi artık? Bir farkı var anlarsınız dedim. Buradaki beton, buradaki farklı bir yapı zemin. E, o yüzden bunlara kullanmak için büyük spor salonuna gidin oradan bir, bir şeyler isteyin. E, şurada da bir tenis kortu var. O spor salonunun arkasında çok önemli bir yer değil. Orası tamamen beton. Yani artık millet de göremiyor hiç, hiç, hiç kimse bir şey göremiyor. buraya genellikle antrenman yapmaya gidiyorlar o yüzden. E, basketbol sahaları demiş. Kanmayın zemini beton. Çok güzel bir yer değil. Yani belediyenin yaptığı tenis, basketbol sahaları artık daha güzel çok kanmayın burada basketbol sahası dediğine basketbol oynamak isteyen arkadaş ya büyük spor salonuna gider ki orada bir geniş bir saha var tahta zemin basketbol sahası gibi düşünün gerçek manada profesyonel orada voleybol maçları da yapılıyor voleybol takımı antrenmanlarını yapıyor onun dışında orada bir tırmanma duvarı olduğunu hatırlıyorum Biz de tekvando yaptığımız zamanlarda gösteri yapmaya oraya gidiyorduk onun dışında burada herhangi bir ağırlık kaldırma ile ilgili bir spor bulamazsınız burada koşu moşu da çok önermem yapmanızı koşacaksanız mesela devrim stadyumunun sahası güzeldir. İç çimenliği değil de etrafındaki yer koşmaya daha müsait. Onun dışında şurada bir baraka spor salonumuz var. Burada iki kat var baraka spor salonunda. Şurada bir de binası var. Bu bina basketbol sahası. Ben sadece burada küçük çocuklara basketbol dersi verildiğini gördüm. İçine hiç girmedim. Yani kapısından gördüm. Ee, nasıl işleniyor bilmiyorum. Burada iki tane kat var. Üst kat minderli salon olarak geçer. Minder e, kullanılması gereken sporları burada yapıyorsunuz. Mesela judo, aikido, e, karate, tekvando burada yapılıyor. E, haftanın belli başlı saatlerinde e, topluluklar gidip o, o saati kapatıyorlar. Diyorlar ki biz burada antrenman yapacağız. Onun dışında siz bireysel olarak gidip minderli salonda çalışamıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla... E, biliyorum da denebilir. Yani hiç giden hiç duymadım. Tek başına gidip ben burada aman bir şeyler tekmeleyeceğim. Ben burada minderde takla atmaya çalışacağım. E, yapamıyorsunuz yani topluluk olarak gitmeniz lazım. Çünkü çok fazla topluluk var. E, zaten yer kısıtlı. E, 81 ile de üniversite yapmışsın. Ne para akıyor ne bir şey akıyor. Spor yeteri kadar minderli salon yok. Alt tarafında e, işte orası zaten asıl spor salonu olarak genel görüşü e, sağlanan yer. Ağırlık kaldırılan yer orası baraka spor salonudur. Yeteri kadar malzeme var gerçekten var çok geniş bir alan değil ama yetiyor. Şimdi pandemi olduğundan ötürü yok sıra alman lazımmış yok şuymuş buymuş falan ben o yüzden gidip de çekemedim de videoyu hevesim de kaçtı o yüzden ekran üzerinden anlatıyorum. Ben buraya çok gittim. Ee, gidiyorsunuz arkadaşlar öğrenci kartınızı veriyorsunuz size anahtar veriyorlar dolaba eşyanızı koyup içeriye yürüyerek giriyorsunuz ee, her şeyi kullanabilirsiniz herhangi bir kısıtlama bir şey yok. Onun dışında bakın burada gösterilmemiş Baraka Spor Salonunun tam karşısında şurada. Kalistenik mi deniyordu? Tam hatırlamıyorum. Fristetik mi? Bir şey vardı. Böyle bir barfix çektiğiniz spor var ya. Şu demir barları kullandığınız spor tarzı. Ee, onun için bir saha var. Gayet güzel. Ee, geniş de bir yer yani. Farklı farklı e, barlar var. Anlatamadım ama belki videoda gösteririm. Bir saniye. Evet. Fotoğrafını bulamadım. Şu an bir bakındım ama e, yani orada da barlar var. Oradan da barfix çekebilirsiniz. E, bilmiyorum bu sporla ilgilenen varsa kullanabilir. Hemen yanında halı saha var. Ee, öğrencilere gayet ucuza kullanışlı güzel öneririm ee, normal insan yani bunu anlatamam bildiğiniz mahallenizde bulunabilecek bir halı sahadır güzeldir ucuzdur tavsiye ederim Plaj voleybolu kanmayın ya kum var tamam evet pla plaj voleybolu sayılabilir ama yani sürekli yağmur yağdı ve hava soğuk olduğu için ben oranın kumunu hep sert gördüm yazında hiç plaj voleybolu taraflarına gitmedim nasıl oluyor bilmiyorum e, okulun farklı yerlerinde de voleybol sahaları var bu arada. Yani eminim göreceksinizdir. Şurada futbol sahası var. Amerikan futbol sahası olarak geçer. E, sadece Amerikan futbol takımının kullandığı antrenmanlarını ve maçlarını yaptığı yer. Sen ben oraya giremiyoruz. Yani öyle ben gireyim de şurada iki top sektireyim falan yapamazsın. E, sanırım çimleri ve bakımı pahalı olduğu için e, bir tek takıma özel kullanımı var. E, şurada açık yüzme havuzu var. Açık yüzme havuzunu sadece yazın açıyorlar. E, kış vakti tabii ki de mantıken kapalı olmasın. Bir de hemen yanında kapalı yüzme havuzumuz var. Ee, burada belli başlı kuralları var. Para veriyor muyduk? Tam hatırlamıyorum da. Bir meblağ ödemesi vardı diye hatırlıyorum. Ya da bone şart. E, oraya girdiğinizde boneye mi para veriyorduk? Bir şeye para veriyorduk girerken onu hatırlıyorum. E, belli başlı seanslar var. Hani saat 2.30'dan 3.30'a kadar falan. Hani ondan sonra e, yüzemiyorsunuz gibi bir şey var. Belli saatlerde yüzmeye izin veriliyor. Hele pandemi iş olduğu için artık belki farklı kurallar getirilmiştir. Bilmiyorum. Yüzme takımı burada antrenmanlar yapıyor. Su altı topluluğu burada antrenmanlar yapıyor. Onun dışında istediğiniz zaman girip yüzebilirsiniz. Tabi şimdi Covid nedeniyle belki bir şeyler engellenmiştir bir fikrim yok. Ya bir de bildiğim kadarıyla kapalı yüzme havuzunun da bir ağırlık kaldırma yeri var. Ama sadece yüzme takımına olabilir yani o takımlardan olmayan yapamıyor olabilir sporunu. Hiçbir fikrim yok. Yalan olmasın benim yüzme takımında arkadaşlarım var onların hikayelerinden görüyorum ben de. Kesin bilgi vermeyeyim. Onun dışında okulun türlü türlü yerlerinde arkadaşlar basketbol sahaları var. Mesela bir tanesinin örneğini vermek gerekirse şu hazırlık tarafına giden ağaçlıklarda bir basketbol sahası var. Şuralarda da olması lazım. İnşaat mühendisinin yanında mesela bir voleybol sahası var. Yani böyle beklenmedik yerlerde voleybol sahası, basketbol sahası bulabiliyorsunuz. Tabii kalitesi çok iyi değil yani böyle bir salon veya ne bileyim güzel bir zemin beklemeyin. Yine var mı? Var. Başka bahsedebileceğim şu gördüğünüz mavi çizgi var ya arkadaşlar. A1 kapısından başlayıp A4'e kadar giden şu mavi çizgi. Şu gördüğünüz mavi çizgi e, bisiklet yoludur, koşu yoludur. E, buralarda da bisikletini sürüp koşunuzu yapabilirsiniz. Bunun dışında ODTÜ'de kullanılabilecek, e, spor amaçlı kullanılabilecek çok güzel bir e, olanak daha var. O da arkadaşlar ODTÜ ormanı gerçekten trekking için birebir. Ben otlu kuş gözlem topluluğuyla birlikte bir koyu, yürüyüşe çıkmıştım. Onun dışında da arkadaşlarımla çok fazla hafta sonu yürüyüşlere çıkmıştık. Orman havası alınabiliyor. Mükemmel bir şey. Doğası güzel. Türlü türlü kuşlar var, türlü türlü hayvanlar var. Gün batımını izlersiniz. Trekking için mükemmel. Bir de birazcık daha öteye giderseniz ki burada orman içinden geçmenizi önermem. Arabayla gitmenizi öneririm. Eymir Gölü var arkadaşlar. Burada ben kanoya binenler gördüm çeşitli su sporları yapanlar gördüm. Burada bizim okulun da bir topluluğu olması lazım. Kürek çekme topluluğu mesela antrenmanlarını burada yapıyor. O topluluğa katılıp buralarda spor yapabilirsiniz. Onun dışında öğrenciye giriş zaten bedava. Arabayla geldikten sonra buralarda bisiklet kiralanıyor. Bisiklet kiralayıp şu rotada bisiklet sürebilirsiniz. Çok hızlı çıktım pardon. Şu rotada bisiklet sürebilirsiniz. Kaç kilometredir bilmiyorum ama gayet güzel bir yürüyüş yolu olarak da kullanılıyor. Engebelede trekking amaçlı da kullanabilirsiniz. E, tüm bunları geçtikten sonra Şurada arkadaşlar yine bilinmeyen bir şeyden bahsedeceğim e, Ottu Mezuner Derneği Vişnelik tesisi var e, Bu tesiste de bir ağırlık kaldırma amaçlı Bildiğim kadarıyla Yani gym e, Spor salonu var 100 lira gibi bir şey olması lazım şu anda aylığının Yani 100. yılı oturuyorsundur kardeşim Sen okula gelmeye üşeniyorsun Hele covid sebebiyle artık sıramı mıra alman lazım Ya ben ucuza bir spor salonuna gideyim diyorsan Ottu Mezuner Derneği'nin spor salonunda kullanabilirsin Oh çok şeyden bahsettik. ya Okulda aslında spor imkanı var, spor yapabileceğin alanlar, spor yapabileceğin topluluklar var. Bunları e, öğrenmek, uygulamak, gitmek sizin elinizde. E, bilmiyorum başka sporla ilgili, spor alanlarıyla ilgili bizim okulda bilmediğim bir şey var mı? E, aklıma gelmiyor şu an. Siz varsa yorumlarda yazın. E, öğrenci rehberine devam edeceğim. Önerilerinizi açın. E, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.